Enes Köroğlu kanalından herkese merhabalar. Bugün Premiere Pro'da videolarımıza sinematik renk efektleri nasıl verilir bunu göstereceğim. Videolarımıza bu renk efektlerini uygulamak için internetten bazı filmlere ait renk paletlerini indirmemiz gerek ve bu renk paletlerini videomuza uygulayarak hem daha güzel bir görsellik katmış olacağız hem de sanki videomuz o filme aitmiş hissi vereceğiz. Bu renk paletlerini Google'a girip Görsellerden de aratabilirsiniz. Sinema renk paleti Türkçe yazarak veya benim şu an yaptığım şekilde Pinterest'e girip arama kısmına İngilizce olarak sinema color palet yazıp aratabilirsiniz. Arattığınızda karşınıza bu şekilde bir sürü filme ait renk paleti ve görseli gelmekte. İstediğiniz herhangi bir filmin ismini de yazarak filme ait renk paletini de indirebilirsiniz. Buradan rastgele beğendiğiniz bir rengin de paletini indirebilirsiniz. Mesela ben buradan soğuk mavi tonlarında e, evet şu filme ait resmi indirebilirim. Resmin üzerine tıkladım, açıldı. Sağ tıkladım. Resmi farklı kaydet deyip bilgisayarıma renk paletini indirmiş oldum. Bir tane de farklı bir renk paleti indirelim. Evet buradan da şu filme ait Renk paletini indirelim ve bilgisayarımıza kaydedelim. Premiere Pro'ya geçiş yaptım. Burada ilk önce kendi videomu açacağım. Sinematik renk efekti vermek istediğim videomu açacağım. Videomu seçiyorum ve indirmiş olduğum renk paletlerini de seçip aç diyorum. Evet, benim burada video olarak seçtiğim eskrim yapan sporcular hemen şöyle videoma basılı tutup aşağı kısma getirdim ve videom burada açıldı. Evet. Şimdi videomun üzerine timeline kısmından şöyle basıyorum, sağa doğru kaydırıyorum ve indirmiş olduğum renk paletlerinden uygulamak istediğimin üzerine, mesela ilk başta bunu indirmiştik. Bunu uygulayalım. Basılı tutup timeline kısmında başa getiriyorum. Evet, başa getirdim. Daha sonra videomun da üzerine basılı tutup sonuna gelecek şekilde birleştirdim. Evet, zaman çubuğumu hemen şöyle videomun olduğu kısma getiriyorum ve daha sonra videomun üzerine tıklıyorum. Bu renk paletini uygulamamız için bir tane adjustment layer oluşturacağız. Bunu da hemen bakın buradaki araçlardan new item var. Bunun üzerine bir kere tıklıyorum. Burada sequence, adjustment layer bir sürü seçenek var. Ben buradan adjustment layer'ın üzerine tıkladım. Videomuzun boyutu zaten otomatik olarak buraya geliyor. Aynı boyutta bir adjustment layer oluşturacağız. okey dedim. Evet buraya geldi. Bunun üzerine basılı tutup videomun üzerine getiriyorum. Evet, başına getirdim ve adjustment layer'ın son kısmına mouse'umu getirip videomun bittiği yere kadar uzatıyorum. Evet, uzattım. Daha sonra adjustment layer seçiliyken Lumetri Color efektini uygulamamız gerekecek. Lumetri Color efekti bende şu an bakın üst kısımda yok. Sizde de aynı bu şekilde yoksa yukarıdan window'a tıklıyorum. Buradan bakın Lumetri Color Buna bir kere tıkladığımda aktif hale geliyor ve ekranımın sağ kenarında açılıyor. Açıldıktan sonra Adjustment Layer katmanım seçiliyken üzerine bir kere tıklayın. Color Match var bakın burada. Compression View diyor. Buraya bir kere tıklıyorum. Tıkladığımda bakın burada indirmiş olduğum renk paletini ve videomun görüntüsünü kıyaslayarak karşımıza getiriyor. Daha sonra yapmamız gereken tek bir işlem kaldı. Compression Vivin altındaki Apply Match butonuna tıklamak. Şöyle rengimiz değişeceği için biraz videomu büyüteyim. Renk değişimi detaylı bir şekilde fark edilsin. Evet. Buradan yine Adjustment Layer'ımız seçiliyken gelip Apply Match'e tıklıyoruz. Hop. Bakın videomuzun rengi değişti ve indirmiş olduğumuz filmdeki renk paleti bizim videomuza uygulanmış oldu. Gayet güzel oldu bence. Eski halini de bu kısma koyacağım kıyaslayabilmeniz için. Evet bunu yaptık. Bir de diğer renk paletimizi deneyelim. Hemen burayı komple siliyorum. Delete dedim. Adjustment layer'ım zaten burada videomuzun aynı boyutunda oluşturulmuş bir halde. İkinci olan renk paletimi aldım. Timeline kısmına sürükledim videomu getiriyorum. Koydum. Adjustment layer'ında videomun üzerine getirdim. Sonuna kadar uzatıyorum. Zaman çubuğumu şöyle videomun baş kısımlarına getireyim. Yapmamız gereken sadece timeline kısmından adjustment layer'ı seçip apply match'e tıklamak olacak. Tıkladım. Hop, rengi değişti ve renk paleti uygulandı. Gördüğünüz gibi buradaki renkler de biraz pembemsi, morumsu bir şekilde videomuzun üzerine uygulanmış oldu. İşte bu kadar basitti sinematik renk efektlerini vermek özellikle renk efektlerini beğendiğiniz bir film varsa onun renk paletini aratıp indirerek bu şekilde videolarınıza uygulayabilirsiniz bu videoda anlatacaklarım bu kadardı umarım faydalı olmuştur videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere